Merhabalar, hoş geldin. Eşitsizlik ve eşitsizlik sistemlerinin grafikleri konusuyla birlikteyiz ve birinci özelliğimize bir bakalım. Y büyük A. Burada büyük A dediği, bak dikkat et dahillik yok. Dahillik olmadığı için çizgimiz kesikli olacak. Aynı şekilde küçük A demiş, burada da dahillik olmadığı için çizgimiz kesik kesik olacak. Ve büyük demiş, büyükse A'nın üst tarafı taranır. Dikkat et üst tarafı. Eğer küçük derse bu sefer A'nın alt tarafı taranması gerekiyor. Hemen buna bir örnek verelim. Şöyle y büyük 5. Koordinat sistemini çiziyorum bak. Dikkat et. Koordinat sistemini çizdim. Ve y 5'ten geçecek şekilde bak y 5. Şurası kesik kesik çizmemin nedeni dahillik olmayışı ve 5'ten büyük olan kısmı seç. Y'nin 5'ten büyük olan kısmı hemen üst tarafı taranmış oldu. Tabi bu Küçük de olabilirdi. Bu sefer başka bir örnekte y küçük 5 olsun. Mantık aynı. Koordinat sistemini çiziyorum önce. Sonra 5'ten geçecek şekilde y nereden 5'ten geçiyor? Tam da buradan geçiyor. Burayı belirttim. Ve küçük demiş. Küçük diyorsa alt tarafını taramam gerekiyor. Hemen şöyle alt tarafını taradım. Bu şekilde. Geldik bir sonraki özelliğimize. Burada dahillik var. Dahillik varsa birinci özellikle aynı sadece kesik kesik olmayacak. Ve büyük dediği için üst tarafı taranacak. Bak dahillik var kesik kesik olmayacak. Direkt doğru çizeceğim. Küçük dediği için alt tarafını tarayacağım. Buna da örnek verelim. Y büyük eşit 3. Mantık aynı. Koordinat sistemini çiziyorum öncelikle. Sonra y 3'ten geçecek şekilde tamla burası. Y 3'ten geçecek şekilde. Büyük dediğimiz için Üst tarafını tarama, taramamız gerekiyor. Bir tane de şuna örnek verelim. Y küçük eşit 3. Mantık aynı. Tekrar koordinat sistemini çiziyorum. Sonra Y 3'ten geçecek şekilde bir doğru çizdim. Ve küçük dediğimiz için alt tarafını tarıyoruz. Şöyle alt tarafını taramamız gerekiyor. Peki alt tarafını da taradım. Geldim bir sonraki özelliğime x büyüktür b'den. x b'den büyük olacak. Hemen x'te ise mesela şöyle düşün. x büyük 3 olsun. Koordinat sistemini çiziyorum bak. Buraya dikkat et. Dahillik olmadığı için kesik kesik çizgi çiziyorum. Tam 3 hizasında. Şurası x eşittir 3 değil mi? Büyük diyorsa sağ taraf tarafdır. Sağ taraf. Buraya dikkat et. Büyük b o zaman b'nin sağ tarafı. Küçük b dediği zaman da x b'den geçecek şekilde çizgi doğruyu belirttim. Küçük diyorsa da sol tarafı taranır. Hemen burada bir örnek yazalım. x küçük 5 olsun bu sefer. Hemen koordinat sistemini çiziyorum. x 5 dahilik olmadığı için kesik kesik çizdim. Ve küçük dediğimiz için sol tarafını taramamız gerekiyor şöyle. Peki. Geldik bir, bar bir sonraki özelliğime. X büyük eşit B. Bu sefer dahillik var ve sol ta sağ tarafı taranır. Küçük eşit B'de ise yine sol taraf taranır. Örneklendirelim. X büyük eşit 1 diyelim. Koordinat sistemini çiziyorum. X eşittir 1 doğrusu şöyle. X 1'den geçecek şekilde 1 doğru çizdim. Ve büyük dediğimiz için hemen sağ tarafı taramak zorundayız. Sağ tarafı taradık. Peki küçük olsaydı ne yapacaktım? Yine örnek yazıyorum. Sorumuz ne olsun? X küçük eşit 1 olsun bu sefer. Yine mantık aynı. Değişen hiçbir şey yok. Koordinat sistemini çiziyorum. X 1'den geçecek şekilde bir doğru çiz. Çizdim. Ve küçük eşit. Yani dahillik olduğu için doğru çizdim. Kesik kesik olmadı. Küçük dediği için Birin sol tarafını taramış olduk. Eğer soru da şöyle verirse. Y yani doğrusal bir denklem verirse ve çizimini yap derse önce noktaları bulursun. Eğer doğrun sağ yatıksa Y büyük dediği an sol tarafta aranır. Sol tarafta aranır. Küçük dediği zaman. Bak burada Y küçük doğrumuzdan. Ve dahillik olmadığı için buraya dikkat et bak. Dikkat et şurada dahillik olmadığı için dahillik olmadığı için kesik kesik. Ama dahillik olsaydı kesik kesik olmayacaktı. Direkt doğru olacaktı. Dahillik olmasa doğru olacaktı. Ve y bak dikkat et büyük diyor. Sağa sola yatık olan bir doğru için sola yatık olan bir doğru için büyük diyorsa sağ tarafı tararım. Yani üstünü daha doğrusu. Doğrunun üst tarafı. Küçük diyorsa doğrunun alt tarafını taramamız gerekiyor. Buna örnek verelim. Hemen şöyle bir örnek yazalım örnek diyelim. Şöyle olsun örneğimiz. Y büyüktür. X artı 3. Hemen şöyle düşünelim. X'e 0 verirsem bak dikkat et. X'e 0 verirsem Y ne olur? 3'ten büyük olur. Y'ye 0 verirsem karşı tarafa attım. Eksi 3. Eksi 3 büyüktür x'ten olur. Hemen koordinat sistemini çiziyorum o zaman. Şunun için bir koordinat sistemi çizelim. X nereden geçiyor? Ee, eksi 3'ten y nereden geçiyor 3'ten 3'ten ve eksi 3'ten geçecek şekilde kesik kesik olacak şekilde çünkü dahillik yok çizgimi çizdim ve ne diyoruz bak buraya dikkat et y büyüktür 3 ya da şöyle düşün x eksi 3'ten küçük eksi 3'ten küçükse bu tarafı seçerim o zaman şöyle sol tarafı taramış oldum bir başka örnek daha yazalım şöyle bu sefer y küçük eşittir. Y küçük eşittir. Ne olsun? Eksi 3x artı 6 gibi bir ifade olsun. Burada x'e 0 yazdığımızda bak dikkat et. x'e 0 yazdığımızda y ne olur? x eşittir 0 ise y küçük eşit 6 olur. y'ye 0 yazarsam 3x'i bu tarafa atarım. 3x küçük 6 x küçük dahillik de var. Küçük eşit 2 olur. Hemen koordinat sistemini çiziyorum koordinat sistemini çiziyorum. Ne diyoruz burada? 6 ve 2. X 2 Y'si 6 olacak şekilde ikisinden geçecek şekilde bir doğru çiziyorum. Çizdim. Sonra ne demişiz? Bak dikkat et. X 2'den küçük olacak. X 2'den küçük olacak. Yani sol taraf. Hemen şöyle şurayı taradım. Sol tarafını taradım. Şöyle taradım. İstersen y için de yorumlayabilirsin. Y küçük altı aynı şekilde buraya gelir. Yani birini yorumlaman yeterli olacaktır çizim için. Bir başka özelliğim bana parabol vermiş. Bak dikkat et parabol vermiş. Ve dahillik yok. Aslında burada bir dahillik olmayınca şöyle kesik kesik çizgiler olacak. Bunu şöyle yazarsak daha doğru olur. Şöyle bir sonraki baskıda ben bunu düzeltirim. Şöyle kesik kesik olursa şöyle. Büyük dediği zaman bak dikkat et. A- Verilen ifadede y bu parabolden daha büyük. O zaman üst tarafını tararsın. Tabi küçük demiş olsaydı o zaman da alt tarafını taraman gerekirdi. Küçük derse alt tarafını taraman gerekiyor. Yine mantık aynı bak dikkat et. Dahillik olmadığı için kesik kesik çizgili çizmişiz. Ee, y büyüktür derse üst tarafını taraman gerekiyor. Küçük derse de şu alt tarafını taraman gerekiyor. Bak y küçük derken şurayı taradık. Büyük dediği zaman da üst tarafını taramış olduk. Tabi a pozitifse parabolün kolları yukarı doğru olacak. Ve sana desek ki y büyüktür. Bak dikkat et y büyüktür dediğinde biz burada y büyüktür dediğinde üst tarafını taramamız gerekir. Yani parabolün üst tarafı parabolün içini taramamız gerekir. Eğer şöyle olmuş olsaydı y küçük eşit ax kare artı bx artı c deseydi o zaman da alt tarafını taramamız gerekecekti. Burada bahsettiği şey yine aynı. Y küçük dediği için şu alt tarafı taraman gerekir. Eğer tabii Y büyük eşit AX kare artı BX artı C demiş olsaydı bu sefer de üst tarafını taraman gerekirdi. Küçük için bak kolları aşağı doğru olan bir parabol. Neden? Çünkü A küçük sıfır. Y küçük dese içini tarayacaksın. Y büyük dese üst tarafını tarayacaksın. Yani dışını. Burada bir hatırlatma var. Şöyle eğer eksenleri kestiği noktaları noktası verilen doğru denklemini isterse x bölü a artı y bölü b eşittir 1 denklemini kullanacağız. Hemen bir grafik üzerinde gösterelim. Mesela şöyle x nerede kessin? Eksi 2'de. Y'si de 3'te kessin. Ben bunun denklemini bulurken x nerede kesti? Eksi 2'de. Eksi buraya yazdım. x bölü eksi 2 artı y'yi nerede kesti? 3'te ve bunu da 1'e eşitleyeceğim. Burada da denklemi buldu, elde edebilirsin. Burayı 3 ile çarp. Burayı 2 ile çarp. Ne etti? Eksi 3x artı 2y bölü 6 eşit 0. İçler dışlar çarpımından eksi 3x artı 2y eşittir 6 denklemi diyebiliriz biz buna. Tabi bu da şöyle. Mesela x eşittir a, x eşittir 5 gibi verildiğinde x 5'ten geçecek şekilde bir doğru çizersin. y eşittir b, y eşittir 5 dediğinde de ya da 6 ya da başka bir sayı ona göre y'yi çizersin. Örneğimiz şöyle olsun x eşittir 3, y eşittir 2 olsun. O zaman koordinat sistemini çiziyorum. Şöyle koordinat sistemini çizdim. x ve y diyelim. Ne diyelim? x eşittir 3. x eşittir 3 için şöyle x eşittir 3 doğrusunu çizdim. Bir de y eşittir 2 doğrusu. y eşittir 2 doğrusu da aynen burada çizilmiş olur. Böyle bir çizim yapılabilir. Geldik bir hatırlatma daha. y eşittir x doğrusu şöyle. Aslında 45-45 derece yani açıortay ortay oluşturacak şekilde y eşittir x doğrusunu çizebiliriz. Bunu şöyle burada göstereyim. Tam şöyle. y eşittir x doğrusu bu şekilde. Bunu bilirsek sorularda grafik çiziminde ya da yorum sorularında işimiz daha da kolaylaşır. Bir de şöyle bir grafiğimiz vardı. y eşittir eksi x grafiği. y eşittir eksi x grafiği. Tabii yine aynı şekilde burası açıortay ortay doğrusu olmak üzere. Sağa yatıksa y eşittir x, sola yatıksa y eşittir eksi x doğrusu diyebiliriz biz. bunu. Bir de şöyle bir hatırlatmamız var. Bize parabolde eğer x eksenini kestiği noktaları verilen parabol denklemini isterse şöyle bir örnek çizebilirim. Şöyle olsun. Burası mesela eksi 5, burası da 7 olsun. Biz bunun denklemini elde etmek için şöyle yazıyorduk. A çarpı köklerden biri eksi 5. Eksi eksi 5 dediğimizde x artı 5 çarpı x eksi 7 şeklinde köklerden yollara çık çıkarak yazabilirdik. Yani şu denklem. Başka katsayı dediğimiz a x eksi kök çarpı x eksi diğer kök şeklinde yazılabilir. Ya da tepe noktasını vermişse buna da şöyle bir örnek verelim. Tepe noktasını veren bir parabol denkleminde ise şöyle olsun. Şöyle burası r burası k. Tepe noktasının r'si tepe noktasının r'si ve k'sini vermişse r'yi nasıl buluyorduk? r eşittir eksi b bölü 2A formülüyle bulunur. K'yi nasıl buluyorduk? R'yi yerine yazarsam buradan da K'yi bulmuş olurum. Bu bilgileri bilelim. Hatta bunun denklemini de şöyle buluyorduk. Ekstradan bir hatırlatayım. Bunun denklemini de A çarpı X eksi R'nin karesi artı K denklemini kullanarak, formülünü kullanarak da bulabilirsin. Bir uyarımız var. Bir eşitsizlikte y büyük fx ya da y büyük eşit fx şeklinde verildiğinde y eşittir fx grafiği çizilerek üst bölgesi taranır. Neden? Çünkü büyük demiş. Büyük dediği için üst tarafını taramak zorundasın. y küçük fx ya da y küçük eşit fx şeklinde verildiğinde y eşittir fx grafiği çizilerek alt, bölge, alt bölgesi taranır. Zaten bunları örnek verdik. Dedik ki mesela y büyüktür ax kare artı bx artı c gibi bir parabol verildiğinde mesela şöyle olsun. Y büyük diyorsa üst tarafı taranır. Kolları yukarı doğruysa. Küçük demiş olsaydı küçük deseydi de alt tarafını taramak zorunda kalacaktım. Burada bahsettiği şey budur. Şimdi geçelim standart soru tiplerinde. Orada konuyu kavramaya çalışalım. Orada görüşmek üzere.